Bulamadım Sadık Efendi. Şimdi de acelem var. Ben akşam dönünce bulup sana vereyim. Tamam Ayşe Hanım. Sadık. Melih Bey, Kenan Bey'e gönderdiğiniz zarfı buldum. Ayşe Hanım da. Ayşe mi? Şu kahya olan kadın mı? Evet. Çantasını da gördüm. Çiftlikten alelacele gitti. Muhtemelen bir yere götürüyordu zarfı. Tamam Sadık. Takip et. Düş peşine. Bakalım kime götürüyor zarfı. Tamam Melih Bey. Şimdi arabaya binip gidiyorum peşine. Arayacağım ben sizi. Ayşe ha? Demek ki Kenan'ın eski gönül yarasını o da biliyor. Bakalım bu işin altından daha neler çıkacak. Buyurun Ayşe Hanım. Nereye gidiyorsanız bırakayım ben sizi. Sen hiç zahmet etme. Ters kalır sana. Ben şuradan bir dolmuş atlar giderim. Çarşıya gideceğim diyordunuz. Benim de yolum o tarafta zaten. Buyurun. Önce bir ahbabıma uğrayacağım. Hiç yolundan alıkoymayayım seni. Giderim ben kendim. Olur mu öyle şey Ayşe Hanım? Hava da soğuk zaten. Buyurun gideceğiniz yere kadar atarım ben sizi. Peki madem. Şeydam, gülüm. Ya bacağım kırıldı diyorum sana. Niye yalan söyleyeyim ki? Ya bak iki gözüm önüme aksın ki doğruyu söylüyorum. Allah Allah. Ya dün bütün gece acillerde süründük biz. Sen biliyor musun bunu? Bekle, ben sana bir selfie çekeyim. Fotoğrafı atayım, ondan sonra konuşalım. Var ya, bir halimi görsen acırsın bana şerefsizim. Tamam tamam, hadi öptüm. Gel, gel de gör çocuğun halini.
Beceriksiz. Akılsız başın cezasını çekiyor. Ya senin ağzından çıkanı kulağın duyuyor mu yenge? Ne demek ceza meza? Yakışık aldı mı şimdi? Bir işi beceremediniz. Sizin yüzünüzden bütün planım alt üst oldu. Ya yenge, vallahi bak ben kayıtları geri getirdim. Sonra da balkondan aşağı atlayınca telefon cebimden düşmüş. Düşürmeseydin. Ya daha ne yapsın bu çocuk ha? Hem senin silinmiş kayıtlarını geri getirmek bu çocuğun işi mi ya? Ya baba, vallahi ben kayıtları geri getirmiştim. Tamam oğlum, tamam. Uzatma. Bana masal anlatmayın. Ben işin sonucuna bakarım. İşi halledebildiniz mi? Hayır. Gerisi beni ilgilendirmiyor. Az kalsın çocuk ölüyordu. Gece yarılarına kadar biz acillerde uğraştık. Bir telefon edip de nasılsınız, haliniz nedir dedin mi ya? Ne diyorsun sen be? Sizin yüzünüzden benim hisselerimin %50'si gitti. Bir de sizi arayıp ilgi mi gösterecektim? O zaman şu hastane faturasını öde hiç olmazsa ya. Bu ne? Dalga mı geçiyorsun sen benimle? Bu alçıları bedava yapmıyorlar. Yenge hanım, senin işinle uğraşırken oldu bu zaten. İş kazası. Zaten sigortasız adam çalıştırıyorsun. Sana koymaz ya. 200 lira bir şey. Kendi ücretimizden vazgeçtik zaten. 200 lira ver bari ya. Alın, alın. Allah'ın cezaları, alın. Açık koy Kiraz. Elin demliğe aşina belli ki. Geceleri uyku girmiyor gözüme senin yüzünden. Ah Aliye Hanım. Bizim oralarda çayın yarıdan fazlası dem olunca halilin. Tamam tamam. Oğlum Arzu nerede? Tuğçe ile mi çıktılar? Yo, Tuğçe yukarıda uyuyor. Arzu nerede peki? Sabah erkenden çıkmış anne. Ama oğlum, hadi konuşmayayım, susayım, huzur bozmayayım diyorum ama yani şimdi her şey ortada değil mi? Dün gece hanemize hırsız girmiş. Belki dünürümüz olacak insanlara mahcup olmuşuz. Ama Arzu nerede? Sabahın köründe. Kiraz, dün bana gelen zarf nerede? Tuğçe onu size verdiydi. Öyleydi de. O karışıklıkta ne yaptım bilmiyorum. Oğlum, sofrada açıyordun ya. Açıyordum da. Sonra ne oldu? Bak lan şu sosyetenin cakasına. Biz onun aptal saptal işler için canımızı ortaya koyalım. Onun girdiği pozlara bak. Öyle tabii baba. Oturduğu yerden boş boş konuşuyor. Ah! Biz yengeyi mutlu edelim derken bu genç yaşımızda ayağımıza veda ediyorduk yani. Ah ah! Şu cinayet işi olmasaydı. Ulan ben çeker miydim bunun böyle afralarını tafralarını be? Ama sen dur. Zamanı gelince teker teker ödeteceğim buna hesabı ben onu. Of! Sadık Efendi, geldik sayılır. Uygun bir yerde ineyim ben. Bu havada yürüyemezsiniz Ayşe Hanım. Gideceğiniz yere kadar bırakayım ben sizi. Yakın zaten, gerek yok. Tamam, siz bilirsiniz. Ha Ayşe Hanım, bu arada benim çarşıda işlerim biraz sürecek. İsterseniz dönüşte alışveriş yükünüz fazla olursa alabilirim. Yok, zahmet olmasın. İşimin ne zaman biteceği de belli değil zaten. Giderim ben. Tamam o zaman. Siz bilirsiniz. Sağ ol Sadık Efendi. Hadi görüşürüz. Rica ederim. Bakalım bu zarf nereye gidiyor?
Ne işin var senin burada? Asıl sen neredesin onu söyle. Sabah yarım saat bekledim evin önünde. Çıkmayınca kafeye gittim, orada da yoktun. Nereden geliyorsun böyle? Daha önce de söyledim sana. Beni okula bırakmana gerek yok. Nişanlımsın sen benim kızım. Tabii ki bırakacağım, değil mi? Kaçta dersin? Dersim yok. Ödev teslim etmeye geldim. Şimdi de kafeye gidiyorum. İyi tamam, ben de seninle geliyorum. Ya gelme, istemiyorum. Önüne baksana. Çıkıyoruz burada birader. Görmüyor musun? Selim lütfen. Yürürken önüne bakacaksın. Değil mi? Öyle sağını solunu kesmeyeceksin. Sana mı soracağım nasıl yürüyeceğimi? Biz gidelim. Zeynep nasıl o adamla birlikte, hala anlamıyorum. Kızlar seviyor böyle ayıları oğlum. Zeynep öyle kızlardan değil abi. Hoşlandığın için söylüyorsun. O adamın yanında mutsuz. Görüyorum. Bilemem artık. Selim nereye? Yarın da bakacağım bir iki tane ev. Bir tanesi Beykoz'da, çok güzel. Üç oda bir salon. İçini sıfırlamış adam. Büyük bir balkonu var, manzaralı, çok güzel. Fotoğraflarına baktım, tam senin seveceğin bir ev Zeynep. Yarın beraber gidip bakalım diyorum, ne dersin? İşim var, ben gelemem. Kızım, oturacağın evi görmek istemiyor musun? Siz hangisini istiyorsanız onu tutun, fark etmez. Zeynep, ikimizin de içine sinecek bir ev olsun diye uğraşıyorum burada, değil mi? Zeynep! Elif'in nasıl abla? İyi ablacığım, iyi çok şükür. Abla, benden bir şey saklamıyorsun değil mi? Yok, o çok iyi. Ben çıkarken kahvaltıya başlıyordu o da. Kiraz onun karnını bir güzel doyurmuştur şimdi. Canım kızım benim. Hele bir gelsin, ellerimle besleyeceğim ben yavrumu. İnşallah ablacığım, inşallah. Her şey yavaş yavaş yoluna giriyor abla. Bunu da kızım için aldım. Hem biliyor musun, yakınlarda bir anaokulu var. Orayla da görüştüm. Yavrumu alınca oraya yazdıracağım. Sonradan da başlayabilirmiş. Alışması biraz zaman alır diyorlar ama... İyi düşünmüşsün Melik. Alışır, alışır. Ne günlerden ne günlere geldik abla. Bakma sen şimdi buranın böyle olduğuna. Zeynep'le el ele verdik mi? Buraya daha da iyi adam ederiz biz. Edersiniz tabii. Hem şunun şurasında boşanmaya ne kaldı ki?
Avukat da diyor ki eğer Veysel boşanmaya razı gelmezse, zorluk çıkarırsa... Melek. Efendim abla? Ablacığım ya, çok özür dilerim. Sormayı unuttum ben. Aç mısın? Kahvaltılık bir şeyler vardı, koyayım. Allah ne verdiyse yeriz biz. Ablacığım, aç değilim ben. Otur hele şöyle. Diyeceklerim var sana. Ne diyeceksin abla? Ben dün akşam bir şey buldum. Ne buldun abla? Asla çiftliktekilerin eline geçmemesi gereken bir şey. Bunları... Aslında baktığım o dairenin hemen yan binasında başka bir daire daha var. Daha büyük, temiz, sıfır, terası falan da var. Ama işte kuzey cephesine bakıyor, kışın soğuk olur diye hiç pazarlık bile etmedim. Ama görmek istiyorum dersen illa. Zeynep, lafın bitmedi ama değil mi? Başçavuşun eşeği konuşmuyor burada. Sana bir şey anlatıyorum. Pardon? Bundan sonra konuşurken yüzüme bakacaksın. Öyle arkanı dönüp gitmeyeceksin. Anlaşıldı mı? Anlaşıldı. Sen de bundan sonra işime gücüme giderken peşime takılmayacaksın. Hayvana bak. Ben sana bunun hesabını sormaz mıyım ben? Ne var kız? Baba, bu Erkut'un sürekli peşine dolanmasından gına geldi artık ya. Tamam evleneceğiz dedik ama bir nefes aldırsın. Nereye gitsem peşimde. Olacak tabii. Adam senin nişanlın kızım. Yarın öbür gün kocan olacak. Neyin tantanası bu? Bu bir anlaşma baba. Unuttun galiba. Evlilik zaten bir anlaşmadır kızım. Sen ne sandın hayatı? Romantik komedi mi? Baba, ben bir söz verdim, sözümü tuttum. Şimdi sıra sende. Ara şu avukatı. Tamam lan. Sözüm söz, arayacağız dedik. Baba, artık lütfen bir an önce avukata git ve boşanmayı kabul ettiğini söyle. Sen de kabak tadı vermeye başladın ha. Avukat, avukat, avukat diye. Tamam dedik lan, arayacağız işte. Tamam, hadi. İnanmıyorum ya, inanmıyorum. Kim? Niye çeker ki böyle fotoğrafları? Bilmiyorum ablacığım, bilmiyorum da... Abla, sen nereden buldun bunları? Evde. Üstelik Kenan tam da herkesin içerisinde açmak üzereydi. Abla, ya kim niye yapar ki böyle bir şeyi? Neler oluyor Melek? O buraya mı geldi? Siz görüşüyor musunuz? Ya, evet geldi ama... Yani görüşüyorsunuz. Neden bana söylemedin? Yok abla, görüşmüyoruz biz. Bu fotoğraflar ne o zaman? Abla, ya Kenan buraya geldi ama sandığın gibi değil. Ne o zaman Melek? Kim çekti bu fotoğrafları? Niçin çekti? Söyle Sadık,
Melih Bey, tahmin ettiğimiz gibi Ayşe o kadının evine geldi. Şu anda içeride. Demek bu kadını Kahya da tanıyor. Kim bu kadın? Ortada gizemli bir şeyler dönüyor ama... Durum sandığımızdan da ciddi. Tamam Sadık, sen çiftliğe dön. Tamam efendim. Yokluğun fark edilmesin. Merhaba, hoş geldin. Merhaba. Oturmalı mısın? Gençler ne yapıyorsunuz? İyi. Alın tavaya. Eyvallah, eyvallah. Demek ki yüzündeki yara izi o yüzdenmiş. Ah be Melek, neden hiçbir şey söylemiyorsun? Neyse ki Kenan Bey tam zamanında gelmiş. Verilmiş sadakan varmış. Ki ama niçin gelmiş? Burayı nasıl bulmuş? Onca seneden sonra. Ablacığım, ya evimi bulup gelmesinin... Bunca yıldan sonra hiçbir anlamı olmaz abla. Bu fotoğraflar da seni tedirgin etmiş. Korkma. Ben senin hakkında kötü bir şey düşünmedim ama... Abla, ya onun başka bir ailesi var artık. Ben yokum, biz yokuz. Yani... Ben... Onların yuvasını dağıtmak için hiçbir şey yapmam ki. Yoksa Elif'imi söylerdim. Bizim bir kızımız var derdim. Yıllardır susuyorsam bunun sebebi onun ailesi. Onun yuvası. Başka bir şey değil abla. Ah Meleğim. Bak kadınız. Kenan böyle olmasını ister miydi hiç? Bilmiyorum abla, bilmiyorum. Kenan o gün belki vaktinde yetişti ama... bizim için o sayfa yıllar önce kapandı abla. Kenan evlendiğinde. Keşke elimden bir şey gelseydi. Bu büyük sevdanın baş tanığı benim. Şu anda bu durumda olmanız inanamıyorum. Keşke bir şey yapabilseydim. Abla... Sen yavrumuzu koruyorsun. Yavrumuzu Kenan'ın gözlerinin önünde ondan saklıyorum. Abla lütfen. Bu sır Kenan'la karısı arasına girmeyecek. Benim yavrum bir yuvayı dağıtmayacak abla. Her şey şimdi nasılsa hep öyle kalacak. Öyle kalacak gibi görünmüyor Melek. Şu anda bu fotoğraflar bizim elimizdeyse... o gün birisi Kenan'ı takip etti... ve buraya geldiğini de biliyor demektir. Kim çekti bu fotoğrafları abla, kim? Kenan, ne yapıyorsun? Bir sürü davetiye falan. Sıkıcı yani.
Dünkü gelen davetiye neymiş? Önemli bir şey mi? Bunlardan biriydi herhalde. Oldu mu? Olmaz mı be? Sen yaparsın da hiç olmaz mı? Sonsuza dek ha. Prensesim benim. Ay yavaş. Yalnız var ya, sen şimdi buraya geldin ya. Benim acım resmen azaldı ha. Ay Murat. Ya inanmıyor musun kızım? Senin şu güzel bakışların var ya, resmen bana ilaç oluyor. Hani yalanım varsa ne olayım? Ay aman tamam, inandım. Doktor da şey dedi, hani senin yerinde başka birisi olsa, oha bu bacak çoktan kopardı dedi. Keserdik biz o bacağı dedi. Ay hadi canım. Ya inanmıyor musun? Hatta dedi ki doktor, sen ne kadar güçlü bir adammışsın, ne kadar cesur bir adammışsın dedi. Herkülüm benim. Ay ne oldu? Şaka. ya çok fenasın ya. Ya niye bozuluyorsun gülüm hemen? İyi tamam. Ben sana yiyecek bir şeyler hazırlayayım mı? Yer misin? Senin elinden zehir olsa yerim ben. Hırsızlık olayı beni çok etkiledi. Dün gece hep aklımdaydı, hiç uyuyamadım. Hırsızı sanki kıskandım biraz. Yani bütün gece düşündüm deyince... Çok ürkütücü gerçekten. Evimize kadar girmesi olacak iş değil. Evet öyle. Arzu Hanım da çok korktu. Onun odasına girince haliyle etkilenmesi normal. Evet, haklısın. Büyük şanssızlık. Sizinkiler de... Neyse. Bu konuları konuşmayalım şimdilik. Annenler gerçekten çok tatlı insanlarmış. Böyle düşündüğüne çok sevindim. Umarım onlar da bizi sevmişlerdir. Tabii. Annemler de sizleri çok sevmişler. Tüm aile için çok, çok müstesna. Evet, babam müstesna insanlar dedi. Çok sevindim. Al bakalım. Afiyet olsun. Eline sağlık aşkım benim. Anlat bakalım. Nasıl oldu bu olay? Yani yok tepelere çıktım, oradan düştüm falan diyorsun da... Yani inanayım mı? Hani yoksa bir kadınlaydın böyle kocası falan mı geldi? Aa! Ya güzelim o nasıl bir laf öyle ya? Ayıp ediyorsun ha! Anlat o zaman. Ya önümde kızın bir tanesi yürüyordu. Arkadan adamın bir tanesi geldi, çantayı kaptı kaçtı. Tabii ben de boş durur muyum? Takıldım peşine. Sonra da işte bahçe duvarından atlarken... Kimmiş bakalım bu kız? Ya nereden bileyim aşkım? Kızın bir tanesi işte. Ay tanımadığın kızın peşinden niye koşuyorsun? Allah Allah ya. Ha senin derdin o. Şşt. Kız. Kıskandın mı bakayım sen beni? Ay neyse kaçtım ben. Lan ne oluyor ya? Ne işin var kızım senin burada? Sana ne? Ya ne işin varsa var. Allah Allah. Ergut! Senin derdin ne Zeynep'le ha? Şşş! Sen kimsin oğlum? Sana ne lan? Bir daha Zeynep'e sesini yükseltmeyeceksin anladın mı? Sen kim oluyorsun da bana emir veriyorsun ya? O kızı bir daha üzmeyeceksin. Ne alçası kızım?
Ay çocuk bacağını kırmış ya. Ya ben de ziyarete gittim. Hani sevaptır işte. Bizim ayağımız burkulsa hiç gelmezsin ama. Of Nadir. Saçmalama yani, biliyorsun ki onu böyle kafeste tutabiliyorum. Öyle olsun bakalım. Ay dursana ya. Ne olur? Ya telefonu orada unutmuşum galiba. Bir gidip baksak mı? Ya, alalım o zaman. Hadi. Oğlum bak, karışma işime, çok fena yaparım seni ha. Ne yaparsın? Zeynep'i elimden aldım diye kuduruyorsun değil mi? Bana bak, kestisini. Sen git de kendi semtindeki kızlara takıl oğlum. Zeynep seni aşar. Zeynep, senin gibi bir ayıyla nasıl beraber anlamıyorum zaten. Kime ayı ediyorsun lan sen? Şerefsiz! Çıkış! Bana bak! Bir daha o kızın yüzünü görmeyeceğim, anladın mı? Bir de ona bağırırsan seni gebertirim. Anladın mı lan beni? Ay, Ergut değil mi o? Sen burada kal. Ay. Lan! Gel bakalım aslanım! Yalan! Kimsin lan sen? Sana ne oluyor be? Lan oğlum, kimin mahallesinde kimi dövüyorsun lan? İt! Şşş! Doğru konuş. Konuşmazsam ne yapacaksın lan? Benim sonum senin değil, kendisine bak. Lan bakmazsan ne yapacaksın? Ne yapacaksın lan? Ne yapacaksın lan? Hadi lan ben Sinan! Ver lan! Geldin mi Melek abla? Ya benim okulda bir saatlik dersim var. Ona gideceğim. Tamam Zeynep. Abla sen iyi misin? İyiyim. Ayşe abla geldi mi? Geldi. Elif'le ilgili falan bir şey mi söyledi? Yok yok ablacığım, Elif iyi. Hadi sen dersine falan geç kalma. Gelince konuşuruz. Tamam. Zamandır. Kenan Bey sordu mu beni? He, soruyor. Kaçtır sordu. Gözü yollarda kaldı. Sadık da Sadık diyor. Kiraz. Ama yok, sormadı. Hem niye ki? Sorması mı lazımdı? Yok. Merak ettim de öyle. Ya şimdi adamın hey heyleri üzerinde. Gelip bir de bana çatmasın. Niye hey heyler tepesinde ki? Sabah gayet normaldi. Ya ne bileyim işte. Karısıyla kavga mı etmiş ne? Diyorsun. Öyle değil mi? Olmuş bir şeyler. Aralar limoni. Ya neyse ne. Hadi biz işimize bakalım. Eşeğin aklına karpuz kabuğunu düşür. Sonra da böyle git. Oy. Al şunu al. Kim bu Zirzo? Zeynep'in eski sevgilisi mi? Yok be oğlum. Kendi kendine gelin güvey oluyor lavuk. Hayır, bir de kızı rahat bırakmıyor hergede. Bak oğlum, takıldın bir Zeynep gidiyorsun ha. Bırak oğlum şu kızı ya. Başın belaya girecek ha. Ne balası oğlum ya? Bunlardan mı korkacağım ben? Lan oğlum, ben onu mu diyorum ya? Sen bir de evlenmeye falan kalkmışsın bu kızla. Duymadım sanma. Ne demeye çalışıyorsun Nado şimdi? Bak. Biz seninle bir işe giriştik değil mi? Orta az yani. E sen bu kızın babasıyla niye tanıştın? Söğüşlemek için değil mi? Bak oğlum, yarın kızın babasıdır, erkek kardeşidir, eski sevgilisidir falan derken başımıza iş alacağız. Sen adamın parasını alacaktın lan, kızını değil. Ya tamam Nado. Yarın adam sana soracak.
Damat diyecek. Nerede bizim şu yatırımcı? Ne diyeceksin lan kaynatana? Erkut, bak hepimizin başını yakacaksın ha. Toparla kendini. Selim? Aa Selim, ne oldu sana böyle? Önemli bir şey değil. Bir arkadaşla atıştık. Bu nasıl atışmak ya? Yüzün gözün perişan olmuş. Canını açıyor mu? Geçer Zeynep. Bu da geçer. Ya, gerçekten abartılacak bir şey yok. Merak etme. Ya böyle olmaz. Yola böyle çıkma. Gel kantine gidelim, bir pansuman falan yapalım. Sağ ol. Ben eczaneye uğrarım. Hem sen de dersine geç kalma. Ya saçmalama, ne dersin? Eczaneye yine uğrarsın. Bir buz falan koyalım, şişmesin bari. Hadi ama. Ya hadi inat etme. Peki. Yok Zeynep'i üzmeyecekmişim de. Yok bilmem ne de. Kendi kendine gelin güvey oluyor lavuk. Lan sen kimsin? Ben o kızın nişanlısıyım, değil mi? Ya abi, ben o çocuğu biliyorum, tanıyorum. Şu zengin züppesi işte. Hani zamanında bizim de küçük bir münakaşamız olmuştu hatta. Daha önce görmüştüm Zeynep'in etrafında. Hani sana da demiştim baba. Kendi ayağıyla geldi şimdi it. Aldı boyunda ölçüsünü. Ya ulan ben de olacaktım ki. Ya abi, ben aslında dışarıdan gelen sesleri duydum da. Hani ayağımın durumu malum. Dışarı gelemedim. Yoksa var ya, beraber haklardık şerefsizim. Gerek yok koçum. Hallettik. Serdik yere. Ellerine sağlık. Şimdi bir daha yaklaşsın bakalım yaklaşabiliyor. Ay ay. Ay Kahya Hanım, sağdan söylerdik o getirirdi. Sen niye zahmet ettin? Getirdim. Otur biraz soluklan. Yok. Önce şu Aliye Hanım'ın ilacını vereyim de. Elif uslu durdu mu? Bir yaramazlık yok ya. Yok yok. Çok uslu durdu. Bütün gün sessiz sedasız bir köşede oturdu. Çok uslu yavrum. Öyledir Elif'im. Neyse ben şu ilacı götüreyim. Kahya Hanım, yemek için aktardan muskat istediydim. Alabildin mi? Aldım aldım, oralarda. He, hangisinde acaba? Nerede? Oğlum onlardan birinde. Allah Allah. Ay, yemeğe koyacağım diyorum. Gidiyor. Yemek bu. Vakti geçti mi ne lezzeti kalır ne de kıvamı. Nerede kaldın Ayşe? Getirdim ilerinizi Ali Hanım. Çarşıda ne eksikti ne lazım diye de dolanırken zaman geçmiş. Allah Allah. Hiçbirinde yok. Nerede ki bu? Çantasında mı acaba?
Başka bir isteğiniz var mı Aliye? Yok, sağ ol. Kiraz? Ne yapıyorsun sen? Muskata bakındım. Ne işi var burada baharatın Kiraz? Poşetleri de yoktu. Ben de çantanıza mı koydunuz acaba dedim. Sormadan etmeden. Ay ben bilemedim. Bir daha olmasın. Olmaz olmaz. Sen merak etme. Fena olmuş, çok. Geçti zaten. Kahya Hanım. Efendim? Kenan Bey diyorum. Ne olmuş Kenan Bey'e? Sence de bir garip değil mi şu aralar? Bilmem. Ne bileyim, adamın bir şeye canı mı sıkkındır? Artık bir derdi mi vardır? Yoo, onu da nereden çıkardın? Ya pek bir durgun şu aralar. Bir şey düşünüyor sanki. Tabii o da haklı. Karısının dünya yansı umrunda değil ki. Kiraz. Bir afralar, bir tafralar. Her gün ayrı bir terane. Ne demişler? Savaşa girerken bir, denize girerken iki, evlenirken üç kere düşün. Adam başkasına gitse yeridir yani. Görmüş. Fotoğrafları görmüş. Tamam Kiraz. Hadi işine bak sen. Ben bir üstümü değiştireyim. Bunları da sen halledersin artık. Kesin gördü fotoğrafları. Kesin. Benimle ilgilenmek zorunda değilsin Zeynep. Dur ama az kaldı. Bunu yapmaya mecbur değilsin dedim. Selim, böyle söyleme. Ben mecbur olduğum için yapmıyorum ki. Ben seni öyle görünce... Çok mu üzüldün? Hı? Benim için üzüldün mü? Korktun mu? Ah Zeynep. Bütün bunları bir anlayabilsen, şu güzel kafanın içindekini bir bilebilsen, sesini duyabilsen,
Bak Zeynep. Şimdi beni dinle. Bana gerçekten dürüstçe cevap vermeni istiyorum. Eğer gerçekten umurunda değilsen... ...bir daha karşına asla çıkmayacağım. Şimdi... ...eğer öyleyse Zeynep... ...benim gözlerime bakarak... ...bunları söyle. Bana seni sevmiyorum de. Biliyordum seni. Biliyordum. Bunları hemen yakmam lazım. Çiftlikten birisi görecek olursa Allah muhafaza. Annem. Bunları hiç kimse görmemeli. Asla ortaya çıkmamalı.